Süleyman özışık. İçimde kötü bir his var. Millet olarak nasıl yönetileceğimizi kararlaştıracağımız güne bir aydan kısa bir zaman kaldı. İçimde korkuya dönüşüp yüreğime düşmesine izin vermediğim kötü bir his var. Sanki sessiz bir tehlike yaklaşıyormuş gibi, sanki kötülük yeniden uyanıyormuş gibi, sanki zaman kollayıp yeniden bir şeyler deneyeceklermiş gibi hissediyorum. Sosyal medyadan takip ettiğim bazı hesaplar bu kötülüğün yakın zamanda kapımızı şiddet ve dehşetle çalacağını ima ediyor. Nice zamandır Mart ayının cehennem gibi geçeceğini söyleyip duruyorlardı. Son zamanlarda o günlerin geldiğini haber verir gibi mesajlar atıp duruyorlar. Dünyanın öteki ucundaki hain, bahar öyle şaşalı olacak ki kanuni devri bile yanında sönük kalacak diyerek şifreli mesajlar gönderiyor. Vaazlarında kin, öfke ve sabırsızlıktan bir kurbağa gibi şişip kızardığına şahit oluyorum. Her kelimesinde sanki konuşmuyor da ağzından birer ur çıkarıyormuş gibi davranıyor. Din gölgesinde dinsizlik yapan hainin tarikatına üye olanlar bu mesajları birer müjde gibi yayınlıyor. Emre Uslu, hazan olur, ayaz vurur, soğuk keser, sonra bahar gelir, bin ışkın boy verir, Nuh tufanı bile bitirememiş hayata hakikati, enseyi karartmayın diyerek umut pompalıyor. Diğer hainler hep birlikte, en büyük hamleni düşmanın zafer kazandığında yaparsın diyerek intikam yeminleri ediyor. Neredeyse hepsi cinnetin sınırlarında dolaşıyor. Anlayacağınız bu günler, tetikte olacağımız günler. Geride bıraktığımız dönemde pek çok konuda pek çok kazanımlar elde ettik. Ülke olarak, millet olarak bu kazanımları güvence altına almak için bir yasaya ihtiyacımız var. Bir başka deyişle yarım kalmış, karara bağlamamız gereken tarihi bir meselemiz var. Bu tür zamanlarda yapılacak bir tek hata, diğer zamanlarda yapılan binlerce hataya bedeldir. Yiyeceğimiz bir vurgun asla ama asla hoş sonuçlar vermeyecek. Korku salmaya çalışmıyorum. Sadece dikkatli ve uyanık olmamız gerektiğini haber veriyorum. Çünkü biz uyanık olduğumuz müddetçe bu savaşta bir adım önde olacağız. Uyanın. Ülkeye ve bayrağa olan sadakatiniz bir zırh gibi kuşanın. Uyanın. Onları zapt edilemez ve dizginlenemez öfkenizle tanıştırın. Kendimiz ve çocuklarımız için kazanmamız gereken son zafere hazırlanın. Daha önce de söylemiştim. Her herkesin kendine göre bir sanatı var. Türklerin sanatı da vatan ve bayrak uğruna savaşmaktır. Bu sanat dalında onlara bir resital sunmaya hazırlanın. Uyanın, elde ettiğimiz kazanımların silik bir anıya dönüşmemesi ve yeni acıların bizi tekrar bulmaması için. 16 Nisan'a kadar gerekirse uyumayın. Neredesiniz? Her konuşmanıza dava adamı olduğunuzu söyleyerek başladınız. Önemli olan makam mevki değil davadır dediniz. Ama oturduğunuz koltuklardan kalktığınız günden bu yana sesiniz, soluğunuz çıkmıyor. Bu günler ağzınızı bir tabut gibi kapalı tutacağınız günler mi? Neredesiniz ey dava adamları? Sayın Abdullah Gül, sayın Ahmet Davutoğlu, neredesiniz? Neredesiniz ey hitabet ustası Bülent Arınç? Bu dava cüppenizi tekrar giyinip savunmak istediğiniz FETÖ'cülerden daha mı önemsiz oldu sizin için? Neredesiniz sayın Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin, Suat Kılıç? Neredesiniz? Eğer siz de CHP gibi tek adam yönetimine karşıysanız açık açık söyleyin de bilelim. Yok eğer bu sistemi savunuyorsanız ortaya çıkın da dava adamlığınızı 7 düvele gösterin. Süleyman Özışık internethaber.com